Tamam. Merhabalar. Bu sabah çok 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 güzel bir güne başlıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Evet. Benden destek alan sevgili prematüre bebek annemiz Ayça Sarıverim'le birlikte kırmadı beni. Sizlerle paylaşacağımız bu video umarım ki pek çok aileye umut olur. Çünkü kendisi cesur bebeğin annesi. Evet. Öncelikle Leyna'nın annesi. Evet. Ki. İkinci bebeğimiz aceleciydi. Adı cesur bebek. Size onun hikayesini bugün anlatmak için buradayız. Eminim ki birçok anneye umut olacak, ilham olacak yoğun bakımda. Müthiş bir hikayesi var. Dün Can akşam dedi ki ne yapacaksın? Anne dedim sabah Ayça ablayla dedim video çekeceğiz. Ben mucizeyim, benden daha büyük mucize benim. Dedim ki cesur dedim, kendi çapında en büyük mucizelerden birisi. Ben evet. 8 yıldır ailelerle destek veriyorum. Cesur'un geçtiği süreç gerçekten Allah size sabır evet. verdi. Ya yani değil mi, o günleri hatırlayınca yani insan... O günleri yaşarken bu kadar zor olduğunu düşünmüyordum aslında. Hani yani herkes bana diyordu, işte nasıl dayanıyorsun, çok zor falan. Hani diyordum, bilmiyorum, Allah veriyor sabrını diyordum. Ama şimdi hani o günleri geçirince gerçekten ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Yani hani yaşarken öyle gelmiyordu ama şu anda dönüp bakınca gerçekten ne kadar zor olduğunu anlıyorum yani. Bebeğin yoğun bakım macerasından. Evet. Şimdi hemen oraya girmeden önce Ayça Hanım şu anlamda benim için çok kıymetli. Peki çok anne bu yoğun bakım sürecini geride bıraktıktan sonra görmedim, duymadım o konuyla ilgili bir daha hiç konuyu açmayayım. O güne dair emzik bile görmek istemiyorum, kıyafet bile görmek istemiyorum. Haklı olarak büyük evet. bir travma. Ama siz bu yüce gönüllülüğü yaptığınız ve kabul ettiğiniz için gerçekten çok kıymetlisiniz. Evet. Şimdi cesur bebeğin hikayesine gelelim. Dediğim gibi Can bile şey dedi ki benden daha büyük hikayesi daha büyüktü dedim. Gerçekten ben bunca zamandır destek veriyorum. Gerçekten aklımda yer eden hikayelerden birisi. Haftası 25+5 de doğdu. Hı hı. Yaklaşık 150 gün civarı yoğun bakımda evet, kaldı. Evet. Pek çok sıkıntı yaşadı. Çok. Böyle sayalım mı hızlı hızlı anlatırken? İlk 812 gram doğdu 25+5 haftalık ve bir bayramdı ben hastaneye yattığımda. 3 gün yoğun bakımda hiç kımıldamadan belime makineler bağlı bir şekilde, karnıma bağlı bir şekilde 3 gün hiç kımıldamadan, telefon, televizyon hiçbir şey yokken yattım. O zaten benim için çok zordu bir anda, yani bayramda ben kontrole gittim. Eve gideceğimi COVID düşünürken. COVID de vardı o dönemde. Tabii COVID de vardı. Yok. Hani ziyaretçinin dışında telefon falan onlarda hiçbir şey yok. O zaten beni bir kere çok hani böyle yıprattı, üzdü. Hani çok sıkılmıştım o sırada. Sonrasında 3 gün boyunca biz bekledik. İğneler, geliştirici iğneler yapıldı. O büyük bir şans. Evet, yapıldı. Evet, evet, çok iyi oldu. O yapıldı, o iğneler. O iğneler yapıldıktan sonra birkaç gün daha bekledik. İyice beyin geliştiriciden sonra magnezyum yapıldı. Onu bekledik. Sonrasında doğum oldu ve ben doğum sırasında doktorlar bana dedi ki doğumu hani gerçekleşmeden önce sesini duyamayabilirsin. Duyamazsan eğer hani korkma, duyamayabilirsin dediler. Çünkü benim önüme bir perde koymuşlardı ve sağımda çok büyük bir küvet hazırlığı içindelerdi. Bayram olmasına rağmen çok kalabalık bir ekiple birlikte oradalardı. Sonrasında ben sesini duydum. Ve başımda duran hemşire bana dedi ki gördün mü dedi, bak ağlıyor. Ondan mesela sonra bu. Evet. Ondan sonra aldılar ve götürdüler ve ben ondan sonra 52 gün sonra ilk kez onu görebildim. 52 gün boyunca hiç görmedim. 2 ay neredeyse. Evet. Ay çok uzun. Hiç görmedim ve ilk fotoğrafını da bir hafta sonra görebildim. Onu da zaten hani hatta gördüğümde bile şey dedim. Aa o kadar da küçük değilmiş dedim. Annesine kuzgun. Çünkü hani fotoğraftan yani o kadar küçük olabileceğini şey yapmadım. Sonra işte beziyle kıyaslayınca işte ne bileyim oraya gönderdiğim çıtçıtları bodyleriyle kıyaslama yapınca anladım. İlk bir haftada zaten iki beyin kanaması geçirdik. Bir üçüncü derece, bir üçüncü evre, bir işte dördüncü evre. Çok önemli. Evre 3 ve 2 söylerken böyle dört. Ağız, dört, üç ve dört, evet. Ağızdan kolay çıkıyor ama çok çok... Evet,
3 ve 4 beyin kanaması geçirdi. Sonrasında çok büyük bir enfeksiyon vardı. Mantar enfeksiyonu vardı ve çok ciddi uğraştılar onunla yani. İnatçı bir enfeksiyon. Evet, çok inatçıydı. Bir İlaçlar türlü geçmiyordu. Evet, çok fazla ilaç değiştirildi. Yani o kadar uğraştılar ki onunla artık hani şey diyorlardı, bu enfeksiyonu geçirmesi lazım yoksa hani toparlayamıyoruz. Sütümü sağıp götürüyordum her gün. Her gün götürüyordum. Yani ben bir hastaneyle bizim aramızda yaklaşık bir 45 dakikalık bir mesafe var. Böyle sağıyordum götürüyordum. Yani iş arasında yarım saat mola veriyordum, geliyordum, gidiyordum. Sürekli depolama yapıyordum. Olsun. Anneler duyuyorsunuz, evet. Değil mi? Buraya hemen küçük bir parantez açacağım. Bir kızı daha var, çalışıyor. Evet. Ve evladının bu durumunda bile umudunu kesmeden süt sağıyor. Bu çok önemli. Rızkı varsa işte yaşıyor mutlaka. Evet, yani gerekiyor. Şey yapıyorlar genellikle, ben etrafımda görüyorum. Aha. Yani prematüre olmasa bile süt gelmediği için sağan anneleri. Hani sağdım ama gelmedi. Makineden. Ben 6-7 tane makine değiştirdim. Suç makinede değil bu arada. Genellikle makinede olduğunu düşünüyorlar ama bir süre sonra makineye süt akmıyor ve duruyor. Halbuki bekliyor ve oranın tekrar sütlü olması gerekiyor. Bir mola veriyorlar anneler ama tekrar başlamıyorlar. Başlayın lütfen. Harikasınız yani. Sütü gerçekten çok kendi kendine iyi geliyor. O kadar çok mesaj var ki anlattıklarınızda. Evet. Çok kıymetli. Her gün süt sağıp götürüyordum ve doktorlar bana sürekli şey diyorlardı, getirin, süt getirin. Çünkü şu anda cesur... Mesaj var ki anlattıklarınızda. Evet. Çok kıymetli. Her gün süt sağıp götürüyordum ve doktorlar bana sürekli şey diyorlardı, getirin, süt getirin. Çünkü şu anda Cesur'un yaptığı en iyi şey beslenmek. Çok iyi besleniyor diyorlardı. Yani 800 gram bir bebek bu kadar iyi beslenemez. Annesi çok iyi besliyorsun hani oğlunu. O yüzden süt getirmeye devam et diyorlardı bana. Ve biz ilk doğduğu zamanlar 25 cc falan süt alıyorduk. Süper. Bayağı yani en iyi hali buydu. Öyle diyordu doktorlar bana. Tabii, bulunduğu tabii, durumun tabii. içindeki tabii. en iyi hali besleniyor olması. Bir parantez açacağım. Bu besleniyor olması şu anlama geliyor. Aynı diğer organlar gibi, beyin gibi, ciğer gibi, kalp gibi bağırsaklar da çok daha gelişmeden. Evet. Dolayısıyla anne sütünü de bazen tolere edemiyor. Evet, evet. Dolayısıyla doktorlar Hı-hı. bunu söylüyor. Yani beslenmesinin evet. iyi olması bizim için çok kıymetli evet, bir şey. Evet, evet. Yani onlar da onu söylüyorlardı. Hani mama almıyor olması, ekstra başka bir mamanın vücuda girmiyor olması çok iyi bir şey. O yüzden hani bizim tek iyi yönümüz buydu. Kilo alıyor olabilmesiydi. Onun dışında zaten yaklaşık bir 100-110 gün kadar entübeydi. O entübeliği hiç geçmedi. Hastane bize yanlış bir bilgi vererek, başka bir bebeğin bilgisini vererek yanlışlıkla. Tabii onların da yani tabii suçu değil. Kimsenin adını vermez. Evet, tabii de. Ki de yani. Ama öyle hani şeyler olabiliyor. Çok zordu Zor. Yani entübe olabilmesi. Ben tabii bugüne kadar entübe olmanın bu ne ciddi demek? Kötü bir şey olduğunu bilmiyordum. Öğrendim. Öğrendikten sonra da hep böyle geçmesini bekliyorsun. Bir telefon geliyor ve o telefonun ucunda hep böyle iyi bir haber geleceğini düşünüyorsunuz. Bazen iyi gitmiyor. Evet, bazen iyi gitmiyor. Bir gün bana şey dediler telefonda. Dün yaklaşık 15-20 dakika kadar kalbi durdu bebeğimizde. Hatırlıyorum o günü. Annesi tabağa hani hazırlayın kendinize her duruma diye bir söz söylediler bana telefonda ve ben kapattım telefonu, eşimin yanına gittim, dedim ki kalbi durmuş dedim. Yani insan böyle şey oluyor, değişik bir hale giriyor. Ondan sonra nasıl ya dedi. O da böyle, biz böyle şaşırdık yani. O dedi ki ama bak hani geri getirmişler, bir şey yoktur falan, biz böyle. Biz kendi kendimizi böyle sürekli telkin etmeye çalışıyoruz. Ben böyle zaten sürekli inceledim, şöyle olmuş, böyle olmuş diye. Çok zordu çok yani zordu. Evet, çok bir zordu. Soğudum. Şimdi şöyleydi, onu da hemen açıklayayım. Bulunduğumuz yer burası Alaçatı Çeşme. Ben Ayça Hanım bana telefonla ya da maille ulaştı sizden destek almak istiyorum diye. Orada yer bilgisine yer verdiğimde Alaçatı bilgisi geldi. Aa dedim, ben 2 gün sonra Alaçatı'ya geliyorum. Gerçekten buraya tatil için planlamıştım. Sonra burada ilk dersimizi yaptık hatta. Şimdi de o zaman da şunu konuşmuştuk. Cesur Hastane'den çıkacak, her şey yolunda gidecek. Evet. Sizin bizim tesislerimize misafir ederiz. Evet.
Ayça Hanım. O gün bugün işte. Gerçekten hayal ettiğimiz evet. gerçek oldu. Bu arada ben Cesur'u dün değil evvelsi gün gördüm. Size fotoğrafları videonun içerisinde monte edeceğim. Dünya güzeli. Çünkü bu kadar çok konuşurken şimdi Cesur bebek nasıl diye merak ediyorsunuz. Evet. Sevgiyle büyütülmüş, çok yakışıklı, çok akıllı, gözleri böyle, algıları inanılmaz yerinde, çok tatlış, minnoş bir evet. şey oldu. Yani bu kadar iyi gidiyor olmasının sebebi tabii ki sizin yönlendirmeleriniz, aşk videolarınız. Olsun. O sizin pozitifliğiniz. Yani teşekkür ederim, çok sağ olun ama yine de ben Cesur'u, yani sizi daha doğrusu Cesur'u doğurmadan önce bulmuştum. O zaman daha bu hani risklerin olduğu ortaya çıktığı zaman öyle bir araştırma içine girdim. Helal ve olsun. Instagram'da, YouTube'da özellikle denk geldim. Sonra ben, o benim aklımın bir köşesinde kaldı. Doğum oldu. Doğumdan 2-3 gün sonra, hastaneden çıktıktan sonra sizi hemen buldum ve buraya geldiğinizi işte öğrenince evet, hemen evet. burada görüştük ve o zamanlar Cesur daha 2-3 gün hastanedeydi. Çok, çok yeniydi. Doğumun travmasını evet, yaşatmadım. Hatta incanım bana demişti, siz ne olsasınız yani. Evet, evet. Evet, evet ama... Vallahi güzel yani. Hayranım Ayça Hanım gücüne. Çünkü hep telefonda da onu şeyde görüntülü destek veriyordum ekrandan. Öyle pozitif ki Allah gerçekten o pozitifliğinizi kalbinize göre veriyor. Anneler kolay değil. Güçlü durmak kolay değil. Biliyorum. Evet. Hep onu konuşuyorduk. Düştüğümüz yerler oluyor. Tökezlediğimiz yerler evet. oluyor. Tekrar nasıl ayağa kalkmak gerekiyor. Çünkü Cesur evet. orada bir mücadele evet. veriyor. O küçük bana, haliyle. Buyurun. En son böyle beni artık yavaş yavaş anne bebek uyum için yoğun bakım almaya başlamışlardı. Tünelin ucundaki ışık görünüyor. Evet, o zaten hani şey olduğunuz böyle o günde.